Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un Vefa semtinde bulunan Ebül Vefa Hazretleri'nin dergahına gidip, Ebül Vefa Hazretleri'ni ziyaret edip, ellerini öpüp hayır duasını almak ister. Ve yanına lalasını da alarak yola çıkar. Dergahın kapısına geldiği zaman edebli bir şekilde kapıyı çalar. Ve kapıyı Ebül Vefa Hazretleri'nin talebelerinden birisi açar. Tabii talebe karşısında Fatih Sultan Mehmet Han'ı gördüğü için çok heyecanlanır ve eli ayağı birbirine dolanır. Efendim buyurun der. Hoş geldiniz, şeref verdiniz der. Ve bir şey dikkatini çeker talebenin. Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han yanında bir tek lalasıyla gelmiş. Peşinde ne bir ordu, ne bir atlı. Ne istemiştiniz efendim? Buyurun der tekrardan. Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu'l Vefa Hazretlerinin hayır duasını almaya geldim. Kendileri müsait midirler acaba der. Çocuk, talebe heyecanla Ebu'l Vefa Hazretlerinin yanına gider ve durumu arz eder. Sultanımız gelmiş efendim, sizleri görmek istiyor. Ebu'l Vefa Hazretleri ise müsait olmadığımı söyler. Talebe çok şaşırır ve sıkılarak, üzülerek Fatih'in yanına gider ve durumu arz eder. Ve bir yandan da çekinir talebe. Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han reddedildi, öfkelenir diye bekler. Ama Fatih Sultan Mehmet Han gayet sakin bir şekilde Lala'sına dönerek, ''Gördün mü Lala, biz nice surları açtık, nice topraklar fethettik, nice girilmeyen kapılardan girdik de.'' şu tahta kapıdan giremedik içeri. Çünkü bu kapı gönül kapısıdır der ve lalasıyla birlikte geri döner. Sonra talebe Ebül Vefa Hazretleri'nin yanına gider ve durumu sorar. Ebül Vefa Hazretleri, bak evladım, Fatih gaza askeridir. Biz dua askeriyiz. Eğer Fatih bugün bu dergaha girseydi, onun gönlü burada bağlı kalırdı ve eski haline dönemezdi der. Ben ona randevuyu ayrılığın olmadığı yere verdim der. Rabbim bizleri de ayrılığın olmadığı o yerde Ebu'l Vefa Hazretleri ile Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile ve başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la birlikte olmayı bizlere de nasip eylesin. Ve işte burada anlıyoruz ki Osmanlı'yı yöneten aslında şahıslar değil, Osmanlı'yı yöneten İslam'dır, İslam ahlakıdır, edeptir. Allah hepimize böyle bir edep ve İslam'a, alime böyle bir saygı göstermeyi nasip eylesin. selam.